her şeyin her şeyini, her cihetini bilir bir ilim. İlmi tarif bu işte. Her şeyden bir şey yapalım. Mesela her şeyden bir tanesi göz. Bu gözün her şeyini bileceksin. Kendisinin her şeyini bileceksin. Her şeyle münasebetini bileceksin. Her cihetini de bileceksin. Görüyor musun be? Böyle ilim, her şeyi bundan tarif yapacağız. Küller bambaşka. Kurban olalım sana. Din adına nice kara kaplı insanlarından uzanan elini din adına medet diye onların elini öpecektim. O zaman hakikati öpmüştü. Din adına neler oluyor değil mi? Evet. Çıkmış vitrinlere. Düşünebiliyor musun yani? Allah dostuna, dostlarına düşman, Allah düşmanları da dost gösteriyor. Böyle bir dersimiz vardı, belki hatırlar mısınız? Dini tamir davasında din tahripçileri. Bunu böyle bir Osmanlıca bir kitabın adıdır. Ben her şeyin hakkını vereceksin. Bu cümle benim değil. Dini tamir davasında din tahripçileri, Latincesi yok, Osmanlıcası var. Orada okumuştum. Dini tamir davasına, işte tehlike burada yani. Dini tamir davasına güveniyorsun, bana güveniyorsun. Burada koymuşsun kulağını bana, işte ama burada okursan başka. Kafayı kaldırıp anlattığım bir şey varsa sorgulayacaksın. Ben dedim diyor, kabul etmeyeceksin diyor ustad, öyle demiş. Ben kimim ki? Ustad böyle dedikten sonra. Ben kimim ki? Mihenge vuracaksın. Abi biz yani mihenge nasıl vuracağız? Nerede bileceğiz? Nerede oturuyorsun? Kars'ta. Edirne'de Kars'ın bir fiyatını biliyorsun. Nerede oturuyorsun? O abi biz Edirne'de oturuyoruz. Kars'taki peynirin fiyatını biliyorsun. Biliriz. En azından 5-6 yere sorarız. Bu nasıldır diye. Hemen pat diye araba alıyor musun? Bir sürü danışmanlar çıkmış. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız diyor. Şimdi Hazreti Ali'ye kılıçlarına hariciler yani. Mutezile ismini aldı. Şimdi Selefiyeler. Kılınca Kur'an ayetini, yapraklarını soktular. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Demişler, diyorlar. Ayet-i meali bu. Hazreti Ali ne demiş biliyor musun? Ne acayip ya. Bu adamlar hakkı kullanıyor. Ama niyetleri batıl. Ama hakkı kullanıyor bakın. Diyor ki bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Ayeti kullanıyor. Hadisi kullanıyorlar. Ayet var diyor. Hadis var diyor. Oysa kendi maksadına kullanıyor bunu. Onlara diyor işte Hazreti Ali radıyallahu anh. Kim onlar? Hariciler. Huruç etmiş Hazreti Ali ile. Sonra onlara mutezile denmiş. Şimdi de Selefiye'de. Çoğusu mesela namaz kılmayan kafirdir diyor. Şimdi düşün. Senin namaz kılmadığın geçmişin yok mu? Var. Sen düşünebiliyor musun? Ben o tarihten 20 yaşına kadar 19 yaşına kafirdim. Kafirliği kabul edebilir misin? Psikoloji ne olur? He? Duman. Şimdi el-i sünnetiz. Küfrü işbam eden şeyler bile kafir olmaz hemen. Amel imandan bir cüz değildir. Ama kazamızı kılıyoruz. Gene vicdan azabı çekiyoruz. Ona bu kadar tövbe ettik. Acaba kabul olur mu kıldık falan. Bir de sen 15 yaşında bulu çağına girdin. Ne zaman namaza başladın? Hatırlıyor musun? Hep kıldın mı yoksa? Yok eksiklerimiz var. Ha, o kılmadığın günler var hep kafirdin. Böyle inansa ne olurdu? Ben kafirdim. Zulüm gibi bir hayat mı? Tabii canım. Yaşanır mı ya? Onun için mutezilelerin çoğusu intihar ediyor.